Madem öyle gelinimi ver de sesini duyayım evladım. Ne zaman geliyorlarmış? Ya anne, anne versene bana da. Duydun mu kız? Hiç gelin geliyor. Duymadım. Anne, anne ver. Ah susun. Merhaba kızım. Ben Sümbül. Seymen'in annesiyim. Nasılsın evladım? Yok yok ağlamıyorum. Heyecandan işte. Merhaba Bahar abla. Ay yenge. Allah. Ben Zeynep. Siz anneme bakmayın, o her şeye ağlar. Tebrik ederim yengecim. Ve sizi öyle merak ediyorum ki. Ben 16 yaşındayım. Siz kaç yaşındasınız acaba? Sorduğu şeye bak. Densiz. Ha, benim kızım. Ne gün dönüyorsunuz kısmetse? Aman iyi iyi. E hayırlı olsun ne diyelim. Görüşürüz inşallah. Tamam, ver çocuğum. Seymen, Bahar'ın ailesini aradınız mı? Önce beni mi aradınız? Bak gördün mü? Bakalım kızın ailesi ne diyecek? Ne diyecekler? Allah derler. Oğlum, arkandan kovalayan mı var? Ay delirmiş bu oğlan. 15 gün sonra düğün yapacağız diyor. Aa, o zaman bana yeneğimize getirsin. Giyecek hiçbir şeyim yok. Sus biraz Zeynep. Anne sor bakalım. Ne aceleleri varmış bu kadar? Vay başıma gelen. Nasıl hazırlanırız? Panik yapmayın. Her şeyin çaresi bulunur. Sen bilirsin oğlum. Biz ablanla cumadan çıkarız kısmetse. Cumartesi hazırlık yaparız. Pazarda gider isteriz. Siz hele aileyle konuşun da Bekir getirir bizi. Ben Seyhan'ı ararım. Bak ben de geliyorum tamam mı? Okul ne olacak? Seymen. Bunlar İstanbul'un neresindenmiş bir sor bakalım. Peki peki kızma. Oğlum sen beni bir yalnızken ara da iyice ne konuşalım. İstanbul'da ayrıca düğün yapacak mıyız? Ne bileyim oğlum. Kızın bütün sülalesi orada diyorsun. İyi. Siz bilirsiniz. Daha iyi. 40 tane düğüne ne lüzum var? Kız tarafının ileri gelenleri gelsin. Otelin birini açıveririz. Oldu bitti. Sen karışma. Sus biraz. Ay Fatma abla. O kadar kişiye nasıl yemek çıkarırız? Otelde yaparlar. Ayıp olur Zeynep abla. Çarşı yemeği yedirilir mi düğün ailesine? Sen evden yapar götürürsün her gün. Tamam oğlum. İyi öyleyse. Sen sonra ara hadi. Nasıl yetişeceğiz? Bakın, Allah tamamını erdirsin. Hadi çocuğum. Sağ ol. Söylerim. Dur, abi bak. İnce kadife kumaşlar tamam, var ya. Hani jarse gibi olanlar. Ver onlardan. Ver. Ha senin jarsene kumaşına. Oğlan bu telaşenin içinde. Senin elbisenle mi uğraşacak bir de? Ne diyor Seymen? Ay bir kahve yapın kızlar. Avluya sedire getirin. Tansiyon hapım nerede benim? Ay biraz nefes alayım. Bak görüyor musun şu delinin yaptığını? Vallahi her şey karıştı. Ay kamyonet geldi. Çok şükür. Dikkat edin ama. Çantaları yaysak mı ki abla? Yok kızım ayıp açılmaz. Yarın kendileri açarlar. Çıkarıp bir kenara koyun. Sakın gelin odasına ayak altına koymayın. Seymen'in çalışma odasına koyun. Nereye sığacak bu kadar şey? İyi iyi. Kızın çeyizi zengin maşallah. Senin oğlun zengin anne. Hadi geç kalıyoruz. Git. Git ruj sür takı takı. Besleme gibi çıkılmaz dünürlerin karşısına. Ver. Ah sen bırak Hayri. O var ben çıkarırım. Sen şunu al. Ne var bunda böyle ya? Hürriyet heykelini getirmiş gelin abla. Hürriyet heykelini kız. Aman bırak cahil ver şunu belin çıkacak. Tut tut. Yavaş. Hadi hadi yavaş dikkat edin biraz hadi. Oho gelin hanımın çeyizi geldi ha.
Senin ortak pek soylu bir hanıma benziyor. Haydar. Ya şunları abime götürsene. Ne haber Dicle? Hoş geldin Seyhan. Gece mi geldin? Evet. Sabahın köründen beri de koşturuyorum. Şu ağanız evlense de kurtulsak biz de. Darısı başına Seyhan. Heh, geldin mi? Yürü hadi. Abi yine ne var ya? Daha kahvaltı etmedim. Havaalanına. Bekir, annemler de çabuk olsunlar ha. Söyledim ağam. Arabada niye bırakmadın oğlum şunları? Ben sana vakitlice akşamdan gidip alanda bekleyelim dedim ya ağam. Şimdi hanımların süslenmesi 2 saati geçeri. Abi daha saat 8. Uçağın gelmesine 4 saat var. Bir kahvaltı edelim ya. Oğlum orada ederiz. Ver şu anahtarı. Olmaz abi. Ben kullanacağım. Sen iptal durumdasın. Yok ya. Rüyanda görürsün. Ben lan olmaz şunu. Abi ya. Ben kullanacağım. Seyhan. Bak Seyhan kızdırma beni. Abi bak çiçeklere dikkat et. Onlara dünyanın Seyhan. Parasını ver. Yetişmeyin Seyhan. Gençler. Biriniz bir arabayı biriniz bir arabayı kullansın. Memo'yu da almayı veririz. Zeymin abi, Seyhan abi. Annem hemen kahvaltıya gelsin ya, diyor. Ya gördün mü? Ya ne kahvaltısı kızım ya? Saate baksanıza. Oğlum getirmeyin beni aşağıya. Çabuk sofraya. Bunlara su serp. Varsın ağam. Allah'ım. Oh. Geldim Fatma abla. Abi gelenler galiba. Abi. Hangisi? İşte şu elinde elbise poşeti olan. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ya ikisi de tutuyor, hangisi? Seymen'in bayılarak baktığı. Hoş geldiniz. Merhaba. Seyhan. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba Zeynep ben. Merhaba. Oh benim merhaba, hayatım. İyi bittik. Hoş bulduk. Tahminimden daha da güzelmiş. Ya, ha bak bu benim ablam Gül. Merhaba memnun canım. Nasılsın? Eniştem Can Bey. Merhaba. Merhaba. O da yeğenim Murat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi geçti. İyi geçti, sağ olun. Ben de. Baya güzeldi, sağ olun. Yarın akşam nasıl bekleyeceğim? Seymen ağa kendinize gelin. Bakın anneniz bakıyor. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Anneciğim. Hadi buyurun, buyurun. Yani eğer yorgunsanız önce bir otele uğrayabiliriz. Gerçi annem size evde misafir etmeyi çok istedi ama... ben düğün hazırlıklarından rahatsız olursunuz diye bizim apart oteli sizin için hazırlattım. Kusura bakmayın ne olur. Bu bizim Seymen'e söz geçmez böyle işte. Aa çok iyi düşünmüşsünüz. Bu telaşenin içinde bir de ayak altında biz. Olur mu hiç? Diğer misafirler ne zaman geliyor Can abi? Yarın bu saatteki uçakla geliyorlar. İyi yarın da onları alırız. Hı-hı. Hadi gidelim bari. Buyurun. Buyurun. Hadi bakalım. Ay, çantamı aldın mı? Hadi baba. Bu da şeyden. Bekir Kirve gelin hanıma çiçek mi aldın? Yani, aa, sen onu tut istersen. Hoş geldiniz gelin ağam. Bekir gene yaptı numarasını. Yani lafa bak. Gelin ağam dedi. Hadi kızım arabaya. Bakak aldın. Baksana çok tatlılar. Hiç birbirine bu kadar aşık iki insan görmemiştim. Birbirlerine nasıl da bakıyorlar. Benimle Osman enişteni unutmuş gibisin. Bu daha bir şey değil. Teşekkür ederim. Her şey için. Sen bana böyle bak. Ben de kalpten gideyim, tamam mı?
harika görünüyorsun. Bu at senin. Adı ne biliyor musun? Ne? Manhattan. Asma kadar dayanıklı, asma kadar cömert, asma kadar bereketli olursun inşallah kızım. Ailenizin, soyunuzun bekçisi olun evlatlarım. Sahip olduklarınıza, Allah'ın size verdiklerine her gün şükredin. İnsanlarınızı koruyun, kollayın. Muhtaç olanı yerde bırakmayın. Hak yemeyin ama hakkınızı da almayı bilin. Karı koca sırt sırta verin. Dostu da düşmanı da içinize sokmayın. Yüce Allah'tan dilerim çocuğunuzla çoluğunuzla uzun sağlıklı bir ömür sürün inşallah. Allah seni de oğlumu da korusun güzel kızım. Thank you.
Mutlu olun yavrum. Yürü. Allah mesut etsin. Sabaha bıraksalardı ya, canları çıktı hepsinin. Ay, iyi duvamı açmayacaktım, tüh. Dur yüzümü kapatayım bari. Kapatayım mı, açayım mı Seymen? Aa, rezalet. Seymen, uyudun mu? Ya inanmıyorum ya. Seymen ağa. Ağam, sana söylüyorum. Rezalet ha? Ya da ağan sana rezaleti göstersin. Yapma ya, gelinliğimi buruşturacaksın. Sanki yarın gece gene giyecek. Hey Allah'ım ya. Buruşursa buruşsun. Niye öyle diyorsun? Belki kızımız da giyer evlenirken. Çıkartalım da buruşmasın o zaman. Gördün mü baba? Hepsi bunlarınmış. Bahar'ı hiç iyi görmüyorum Gül. Başı ağrıyor baba. Bir şey yok. Ne zaman? Bölüm hangisi peki? Bakacağız işte. Sen hangi bölümde okumayı düşünüyorsun? İşletme veya ekonomi. Ben de bakacağım artık. Ne güzel buralar ya. Evet. Bütün bu toprakların hepsi güzel. Thank you.
Daha iyisin güzelim ha? Ha evet. Annen haklıymış. Baksana açık hava çok iyi geldi. Hala acıkmadınız mı baba? Acıkmaz olurlar mı? Saat kaç oldu? Hadi. Hadi yemeğe hadi. Aa, hadi gelin. Hadi. Bir şey mi istedin? Bana bir viski verir misin? Hemen ağam. Verem o normal şeyden mi? O normal şeyden. Çerez ister misin ağam? Yok sağ ol. Ağam. Haydar'ı köye yollamışsın ha? Evet Dicle. Terbiyesizliği diz boyunu aştı artık. Biraz kendine gelsin. Arkasından da Rıza'yla beni mi yollayacaksın? Burası senin evin Dicle. Sen kendin istediğin sürece burada kalacaksın. Oğlu sana bakarak büyüsün istirem. Seni örnek alsın. Ayağının altında koştursun. Bayramlarda elini öpsün istirem. Bahar!